Sizin de bir muhabbet kuşunuz varsa bilirsiniz. Biraz ürkek yapıya sahiptirler. Doğada yaşayanları yırtıcı hayvanlardan korkup ürker, evde yaşayanları ise nelerden korktuklarını umursamayan bazı sahipler yüzünden iyice ürkek hale gelirler. Böyle olunca da kendilerini korumak için sürekli olarak savunma halinde olurlar. Zira bize zararsız ve önemsiz gibi görünen şeyler, minik dostlarımız için büyük korku kaynağı olabilir. Bir defasında kuşlarımızdan Boncuk bize çok alışık olmasına rağmen gün boyunca ben yaklaştıkça kaçmıştı. Önce neden kaçtığını anlayamadım. Ama sonra giydiğim kıyafetin üzerindeki renkli geometrik desenlerden korktuğunu anladım. Kıyafeti değiştirdiğimde ise korkusu geçmişti. Tabii ki tüm evcil kuşlar aynı şeylerden korkar demiyoruz. Zira sizlerin de bildiği gibi kuşların karakterleri farklı ve korktukları şeyler de farklı. Ancak bu videoda sizlere kuşların genel olarak en çok korktuğu 5 şeyden bahsedeceğiz. Birincisi, yüksek ve ani sesler. Çoğu kuş aniden gelen beklenmedik yüksek sesler ile irkilir ve ürker. Örneğin birden yere düşen yüksek sesli bir cisim, sessizlik içindeyken birden çalan telefonlar, çarpan kapılar, sirenler, bağırışlar veya yangın alarmları gibi şeyler kuşlarımızı korkutup strese sokabilir. Kuşunuzu ne tür seslerin rahatsız ettiğini ve ne ölçüde rahatsız ettiğini anlamak zaman içerisinde gözlemleyerek mümkün olacak. Yani korktukları anlarda nelerden korktuklarına bakın ve emin olun. Böylece onları bu korkularından nispeten kurtarabileceksiniz. İkincisi, evcil hayvanlar. Biliyorsunuz muhabbet kuşlarının ana vatanı Avustralya'dır. Orada vahşi doğada yaşayan muhabbet kuşlarını şahinler, baykuşlar veya kartallar gibi diğer büyük kuş türleri korkutur. Hatta yılanlar ve maymunlar için de av olma riskleri vardır. Ev kuşlarını ise genellikle evde beslediğimiz kedi köpek gibi diğer evcil hayvanlar korkutabilir. Bu nedenle kafeslerini onlardan uzakta tutmalı ve onlarla aynı ortamdayken kuşlarımızı serbest bırakmamalıyız. Üçüncüsü, değişiklikler. Muhabbet kuşlarının bir şeylere alışmaları biraz zaman alabilir. Kafeslerinde ya da bulundukları odada yapılan değişiklikler onları ürkütebilir. Bazen kafeslerinin içine veya çevresine yeni bir şey yerleştirdiğinizde korkup uzaklaşabilirler. Güvende hissetmeleri için zamana ihtiyaçları vardır. Ev kuşlarının ağacını bilirsiniz. Biz ağacı yapıp ağaca uçmaları için heyecanla tüm kuşlarımızı serbest bıraktığımızda her biri başka bir tarafa uçuştu. Ağaç onlar için büyük ve alışılmadık bir nesneydi. Bu da onların ürküp kaçmasına neden oldu. Biraz zaman geçtiğinde alıştılar ve onlar için ağaç vazgeçemedikleri eğlence alanı oldu. Kafeslerinin içine yeni bir obje koyduğunuzda özellikle çok renkli oyuncak, salıncak veya bir merdiven gibi bu kuşunuz için ürkütücü olabilir. Hele de kafese koyduğunuz obje öncekilerden şekil, büyüklük ve renk olarak çok farklıysa büyük ihtimalle ürkecekler. Üstelik kafeste kaçacak yerleri de yok. Bu onları daha da strese sokacak. Unutmayalım ki kafesler onların evleri, uyuma alanları. Yani kendilerini en çok güvende hissettikleri yer. Bu nedenle korkmayacaklarına emin olduğunuz, emin değilseniz de dış ortamda aşina olmasını sağladığınız bir objeyi kafesine asmalısınız. Dördüncüsü, insan ve elleri. Muhabbet kuşları henüz evcilleştirilmemişse, yani insanlarla bir arada ve haşır neşir olmamışsa korkularından biri de insan olacaktır. Biz insanlar ise iletişim kurmak için kuşlara yaklaşırken ellerimizi kullanırız. Mesela kafeste herhangi bir düzenleme yapmak için uzattığınız elleriniz onlara kocaman bir pençe gibi görünebilir. Bu da onların en çok ellerden korkmasına neden olur. Oysa ki kafese elinizi uzatsanız bile size güven duyan bir kuş elinizden korkmayacaktır. Bazı kuşlar ise hiçbir şekilde elde durmazlarken
omuzunuzda, dizinizde, kolunuzda ya da başınızın üzerinde rahatça durabilir. Bunun sebebi büyük olasılıkla daha önce elle yakalanarak korkutulmuş, elin içine hapsedilerek özgürlüğü kısıtlanmış olmasıdır. Böylece kuşunuz geçmişte yaşadığı bu tür travmalar yüzünden size alışsa da elinize gelmeyi tercih etmeyebilir. Bu sebeple eğer yeni bir kuş sahiplenmişseniz, kuşunuz eve geldiğinde siz ve ortama henüz alışık değilken odaya salmak ve tekrar kafese koymak için elle yakalamaya çalışmak güvensizliğin başlangıcı olabilir. Buna çok dikkat etmelisiniz. Bazı kuşlar güvenmeyi daha hızlı öğrenebilir. Yine de muhabbet kuşunuzun arkadaşı olduğunuzu ve ona hiçbir şekilde zarar vermeyeceğinizi anlaması bir süreçtir. Beşincisi, cisimler veya eşyalar. Evcil kuşların birçoğu evinizde kullandığınız bazı elektronik eşyalardan ya da değişik şekil ve ebatlardaki diğer eşyalardan korkabilir. Mesela elektrik süpürgesinden ya da yer silme paspası ucundaki püsküllerden korkabilirler. Onları korkutacak, onların strese girmesine neden olabilecek şeyleri gözlemleyip tahmin ederek korkularını en aza indirebilirsiniz. Peki kuşunuzun korktuğunu nasıl anlarsınız? Kuşunuzun bir şeyden korkmuş olabileceğini şu hareketlerinden anlayabilirsiniz. Hızlı hızlı nefes alma, gagasını sürekli açıp kapadığında fark edersiniz. Kafesin içinde sağa sola uçuşması, gözlerinin büyümesi, sulu dışkı, sürekli tiz bir çığlık atması. Bu işaretlerden herhangi birini fark ederseniz, kuşunuzun korkusuna veya stresine neyin neden olabileceğini belirleyebilirsiniz. Unutmayın, kuşunuzun güvenliğinden, sağlığından siz sorumlusunuz. Ona iyi baktığınızda uzun yıllar boyunca mutlu bir arkadaşlığınız olacaktır. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.